Merhaba arkadaşlar. Oran orantı ikinci videoyu da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söyle Hoca matematik video anlatım konu oran orantı ve 2. Şimdi geçen ders orantının tarzlarından bahsetmiştik birinci videomuzda. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir hatırlatma yaparsak şu soruyu görmeydim ilk önce. İşte 3 bölü 2 eşittir a bölü b eşittir 3 bölü 2 olduğunda a'ya 3k, b'ye 2k diyoruz dedik. A bölü 3 eşittir b bölü 2 olduğunda yine a'ya 3k, b'ye 2k diyoruz dedik. Burada da 3k, 2k diyoruz dedik. 3a eşittir 5b olsun bu tarz olduğunda ise bunun 3 ile 5'i 2, 15 dedik. O zaman a'ya 5k, b'ye de 3k deyip bla bla yolumuza devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? Bana sorunun devamında bir eşitlik veriyor. İlla ki işte a 2a artı 3b eksi 8 eşittir 100 gibi bir eşitlik daha ekstradan veriyor. Ben a'nın b'nin kaldığı değerlerini buradan yazıp k'yı buluyorum. Ve ondan sonra a mı soruyor, b mi soruyor, ne soruyorsa çözüme devam ediyorum. Şimdi sıradaki soruyu da tarzlarını oran orantı sorularına incelemeye devam edelim. Şuralarını silelim şöyle. Evet. Bir sınıftaki kızların sayısının, erkeklerin sayısının oranı 3 bölü 5'miş. Yani kızlara K diyelim. Erkeklere de E ile gösterelim. Kızların ve erkeklerin böyle oranı 3 bölü 5 ile verilmiş. Hemen duyabiliyorum sanki sesinizi. K dediğim yere ne diyeceğim? 3K. E dediğim yere ne diyeceğim? 5K. Bana hazır vermemiş. Hani biraz önce söylediğim gibi 3 artı 2 5'tir bilmem ne 100 gibi vermemiş de onun yerine bir zahmet sen kur demiş. Sınıf mevcudu 40. Yani kızlarla bu sınıfta erkeklerin toplamının 40 olduğunu cümleyle söylemiş. Türkçe cümleyle. E biz de matematikçesini yazdık. Yazdık ve artık K'yı bulma zamanı. K gördüğüm yere 3K, E gördüğüm yere 5K eşittir 40. Buradan 8K eşittir 40 ve K eşittir 5 çıkar. Kimi soruyor? Kaç tane erkek var diyor. Erkekler 5K idi. O zaman getir yerine yaz. 5 çarpı 5'ten 25 bulunur cevabımız. Devam edelim. ABC maddelerinden oluşan 740 kilogramlık bir karışımda. Bana diyor ki aslında A'yı, B'yi, C'yi topla gel yaptığın zaman eşittir 740 diyor. Bir önceki soruda olduğu gibi cümle tarzında vermiş. Tamam. A bölü B eşittir 2 bölü 3. B bölü C eşittir 5 bölü 4. Oranları olduğuna göre C maddesinden kaç kilogram kullanıldığını bulunuz. Bu bizim bir önceki videoda yine aynı şekilde Y, X bölü Y, Y bölü Z vardı. B'nin karşısında 3, bakın. Buradaki B'nin karşısında 5 vermiş. B 3 mü? 3K mı diyeceğim? 5K mı diyeceğim? Ne yapıyorduk? Hemen 3 ile 5'in ok 2 alınır. Yani 3 ile 5'in ok 2 nedir? 15'tir. Ben B'nin karşısına 15 gelecek şekilde şu oranı genişleteceğim. Aynı şekilde bu B'nin karşısına 15 gelecek şekilde bu 5 bölü 4 oranı genişleteceğim. Haydi bakalım. 15 olması için 5 ile genişletiyorum. Tabii ki pay ve pay diye aynı sayıyla çarpmak gerekir. Yine buranın 15 olması için 3 ile çarparsam 15 olur. Yine pay ve pay diye çarpmayı unutmuyoruz. Toparlayıp yazalım şimdi. A bölü B eşittir. 2 kere 5 10. Bölü 3 kere 5 15. B bölü C bunu da yazalım. 5 kere 3 15. 4 kere 3 12. Yani sonuç olarak A buradan 10K. B buradan 15K. C de buradan 12K. Getir yaz yerine 10K 15K 12K. Bunların toplamını 740 eşit olduğunu söylüyor. Yani 10K artı 15K artı 12K eşittir 740 demiş. Toplayalım. 10, 20, 37K eşittir 740. Buradan 740 bölersek 37'ye K'yı 20 buluyoruz. Ne soruyor bana? C'yi soruyor. 12K'yı soruyor. Yani 12 çarpı 20'den 240 neymiş? Gram olduğunu, hadi süsleyelim. Burada gram olduğunu bulunuz diyor. 240 gram bulmuş olduk. Evet, geldik bu soruya.
Bakalım bir soruyu inceleyelim. A bölü B, C bölü D, E bölü F eşittir 3 olduğuna göre A artı B bölü B, C eksi D bölü D, E artı 2 F bölü F, B ve D de F F. Bakın arkadaşlar burada iki yol var. A bölü B eşittir 3 dersem, şunu kenara alırsam. Sorunun tarzından dolayı. Neymiş bunun tarzı? Bakın şu paranteze dikkat edin bir tanesine. Payda da B var. Üst tarafta A ve B var. Ben şu A'yı şurada gördüğünüz şu A'yı B'li olarak yazabilir miyim şuradan? Evet yazarım. Kaç B'dir? Hemen şunu bir tekme savurup içler dışlar yaptık dersek. A 3 B midir? Evet. Getirdim. A yerine 3 B'yi yazdım o zaman. Şuraya 3. Hop. Çok kötü bir kalem oldu. A gördüğüm yere 3B artı B bölü B. Yani sadece ilk parantezden bahsediyorum şu anda. 3 tane B. Bir tane gizli B'si var. Dikkat. Bir tane B daha. 4 tane B eder. Yani 4B bölü B. Hop hop. Artık sadeleştirin. Demek ki burası ilk parantez 4'müş. Dikkat ederseniz 3 tane parantezin. 3'ünde de aynı mantık var. D, D. E bu da C. Ben C'yi de aynı şekilde D'li yazabilir miyim? Evet bakın C bölü D ve 3 eşitliğini getirip şöyle kenara alırsam C bölü D buradan C eşittir 3D çıkar mı? Evet. İkinci parantezi buraya hemen devam edelim. C'yi kaldırdım. 3D eksi D bölü D. Aynı mantıkla E gördüğüm yere de buradan şu E bölü F eşittir 3'ten. 3F alırsam 3F artı 2F bölü F. 3D'den bir tane D çıktı. 2 tane D bölü D çarpı çarpı var aralarında. 3F 2F daha 5F bölü F. Tak 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 sadeleştiler D'ler F'ler. Çarpı 2 çarpı 5. Buradan da sonuç 40 bulunur. Peki bir yol daha var dedim. O yol nasıl? Bu soruda şu an çözdüğüm yol daha güzel ama göremedim farz et. Bütün orantı sorularında K diyorduk hocam. Hani burada da K desek. Evet burada da K diyebiliriz ama dikkat. A bölü B tekrar yazalım şu üstteki eşitliği. C bölü D eşittir E bölü F eşittir 3. Evet K diyebilirsin ama bakın. Şurada 3 bölü paydasında bunun gizli 1 var. Şu A bölü B 3 bölü 1'i kenara çektiğim zaman A'ya 3K B'ye de 1K diyebilirim. Tamam. Şimdi geldim C bölü D'ye. Aynı şekilde C'ye 3K değil arkadaşlar. 3 T'de M'de ne dersen de ama aynı oranda genişlememiş olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. 2 bölü 5'i ben 2 ile genişletirsem ne olur? 4 bölü 10 olur. Peki 2 bölü 5'i 3 ile genişletirsem ne olur? 6 bölü 15 olur. Bu A bölü B 4 bölü 10 A 4 B 10. Burası da ya C bölü 4 yani 6 dediğim yerde C var. 15 dediğim yerde D var. O yüzden ben A bölü B'de K cinsinden 3K 1K dedim. C bölü D'de başka bir kat olabilir düşüncesiyle 3T 1T şeklinde E'ye F'ye de 3M F'ye 1M diyerek devam edebilirsin. E hocam zaten burada K'lar gidecek, T'ler gidecek, V'ler gidecek. Fark eder mi? Bu soruda fark etmez arkadaşlar. Ama böyle bir ayrıntı olduğunda bilin. Başka sorularda da her gördüğünüz yere KK şeklinde eklemeyin. Evet bu soruda K desen de bay bay diyorsun. T de desen de bay bay diyorsun. Demek istediğim anlaşıldıysa sıradaki soruya geçelim bakalım. Şimdi 1 bölü X, 1 bölü Y, 1 bölü Z. Bakın şu kalıpta bütün kitaplarda vardır. Yine aynı şekilde bu bir tarz. Evet. Neymiş bunun tarzı? AX'i vermiş. Eşittir BY'yi vermiş. Eşittir CZ'yi vermiş. Eşittir 24. A'nın, B'nin, C'nin toplamını vermiş bana. 18 diye vermiş. Şimdi ben bir hamlede
Aynı anda A yerine öyle bir değer yazacağım ki, öyle bir karşılığını yazacağım ki A gördüğüm yerde patlanak 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z şeklinde, B gördüğüm yerde, C gördüğüm yerde bunları elde edip cevabı bulabileceğim. Sorunun tarzı bu. Yani A çarpı x'i bana 24 diye verdiyse, çek bakalım şunları A, x ve 24 sayılarını kenarıya. Çekelim. A, x eşittir 24. Tamam, çektik. Peki A gördüğüm yere şu x çarpma şeklinde, karşıya bölme şeklinde geçer mi? Yani her iki tarafı x'e böldüm de diyebilirsin. Sonuç olarak A dediğim şey 24 bölü x olur mu? Olur. Ne işime yarayacak? Bakın biraz sonra ben buraya 24 bölü x yazdıktan sonra, biraz sonra B'nin yerine de 24 bölü y, biraz sonra C'nin yerine 24 bölü z yazdıktan sonra ve 24 paydasını, pay kısmındaki 24 çektikten sonra otomatikman bu çıkacak. Yani devam edelim şimdi. BY eşittir 24. B'yi de aynı şekilde 24 bölü y diye yazdım. CZ eşittir 24. C'yi de aynı şekilde 24 bölü z diye yazdım. Şimdi getiriyorum hepsini burada yukarıda. A artı B artı C eşittir 18'de yerine yazıyorum. Artı 24 bölü y artı 24 bölü z eşittir 18. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z soruluyordu bana. Bir şey kalmadı artık. Bakın 24, 24, 24. Yani 24 çarpı 1 varmış gibi düşün. 24 çarpı 1 varmış, 1 bölü x varmış gibi düşün burada. Ve burayı 24 parantezine alırsam, hop, çarpı parantez, 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 18. Zaten benim aradığım şu parantez içindeki değil mi? Evet, parantez içindeki. O zaman bu 24 çarpı şeklinde gönder karşıya. Çarpmanın tersine bölme. Bölme şeklinde gönderdik karşıya. Bölü 24. 18 bölü 24'müş cevap. Ama test sorularında 18 bölü 24 diye cevap olmaz. Bunun sadeleşmiş şeklinde illaki vardır. Hop, sadeleştirelim. Evet, 6'ya böldük. 3, 6'ya böldük 4. Yani cevap 3 bölü 4 şeklinde bulunur. Evet, sıradaki soruya bakalım. Soru, şöyle bir kocaman yapalım şu soruyu. Evet, şunu da kapatalım. İşler çığırından çıkıyor. A bölü B eşittir, C bölü D eşittir, E bölü F eşittir, 1 bölü 8. 3A eksi 4C artı 2E eşittir 4. 3B eksi 4D eşittir 6. Baba baba. Evet, gerçekten işler çığırından çıkıyor. Şimdi ben burada A yerine 1K, B yerine 8K, C yerine 1T, D yerine 8T desem, burada eşit desem, K'lı, T'li, işte buna da EF, 1M, 8M desem, K'lı, T'li, M'li bir eşitlik çıkar. Burada da K'lı, T'li bir eşitlik çıkar. Vardır bunun bir bit yeni. Bu kadar K'lı, T'li, M'li olay olur mu? Buradan çözülür mü? Evet, çözülür. Ama bunun yolu, yöntemi ne? Şöyle ki arkadaşlar, bir kural var. Bir orantıda A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F eşittir K orantısında ben bunların üst kısımlarını toplayıp payda kısımlarından şekilde toplayıp, yani payları toplayıp A artı C artı E bölü, aynı şekilde paydayı toplayıp B artı D artı F eşittir yine K diyebilirim. Evet, ilginç bir özellik. Pay kısımlarını topla, payda kısımlarını topla, yeni bir oran şeklinde yaz. Aynı orantı sabitine, bu K'yı orantı sabit diyoruz bu arada. Aynı orantı sabitine eşit oluyor. Enteresan. Peki bu ne işime yarayacak? Biraz sonra kullanacağız. Bunun bir de ekstrası var. Bakın, ben bir orantıda üstleri toplayıp üste, altları toplayıp alta yazarken bu tek A bölü B'yi diyelim ki 5 ile genişletmek istedim. Aynı şey değil midir? A bölü B'nin 5 ile genişletilmiş haliyle 5A bölü 5B aynı şey değil midir? Evet, aynı şeydir. C bölü D'yi de atıyorum 7 ile genişletmek istedim. 7C, C7 ya da 7D aynı şey midir? Yani 7C bölü 7D ile, ki sadeleştir çak çak, aslında C bölü D çıkar. Aynı şey midir? Evet, aynı şey. E bölü F'yi de canım 3 ile genişletmek istedi. 3, 3.
O zaman az önceki kuralı tekrar uyguluyorum. Madem orantıda üstleri toplayıp üste, altları toplayıp alta yazıyorsam, bunların genişletilmiş halleriyle de yazamaz mıyım? Evet yazarım. Yani buradaki A yerine 5A, 5B, C ve D'ler yerine işte 7, 7, EF yerine 3E, burada E çarpı 3 ile 3E aynı şeydir. Biliyorsunuz diyorum. Tabii ki 3V. Bunu da yapabilirim. Madem buna hakkım var. O zaman geldik şimdi az önceki yukarıdaki soruya. Şu yine gelmiş. Bunu yine gönderelim. Yukarıdaki sorunun hani o kalabalık of 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 denecek tarafı, bu bilgiyi eğer biliyorsan o düğümü çözebiliyorsun. Bakın 3A, 3B. Bak görüyor musunuz? A ile B. İkisi de 3 ile genişletilmiş. Sonra C, D. Bakın ikisi de 4 ile genişletilmiş. E'ye de az sonra vardır. Bir güzellik çıkar. O da temizlenir. Zaten bana F'yi soruyor. Allah Allah, bunu şöyle şuraya alalım. Bir daha gelmesin. Haydi başlayalım o zaman. Neye başlayacağız? Şurayı temizleyelim. Ve şuradaki mantıkla, bak bu yine geldi. Şuradaki mantıkla aynı şekilde ben A bölü B'yi, C bölü D'yi, 3 de bunu, 4 de bunu, E'deki önündeki 2'den de tüyoyu aldım. 2 ile de bunu genişleterek soruyu çözeceğim. Aa, kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. 3 ile genişletirsem bunu. Üf, yine geldi. Şaka gibi. 3 bölü 3A bölü 3B. Eşittir. Eksi 4C'ymiş. Eksisi de var yani. Eksi 4 ile genişlettim. Eksi 4C bölü eksi 4D. Şunu eksi 4 ile çarptım. Eksi 4 ile çarptım. Bunu 3 ile çarptım. FE'yi de buradaki 2'den tüyoyu aldım. 2 ile çarptım. 2E. F'yi de 2 ile çarptım. 2F. Eşittir 1 bölü 8. Neymiş? Üst tarafların toplamıyla, bakın burada alt tarafı yani paydanın toplamı aynı orantı sabitine eşittir. Bizim ne orantı sabitimiz? 1 bölü 8. K denen yer 1 bölü 8. Haydi devam o zaman. Şurayı da temizleyelim, bize yer açılsın. Az sonra lazım olur. Topluyorum. 3A eksi 4C artı 2E bölü 3B eksi 4D artı 2F eşittir 1 bölü 8. Şimdi bu olayı yakaladık. 3 katını aldık. Eksi 4 katını aldık da nasıl kullanacağız? Bakın şuraya. 3A eksi 4C artı 2F'nin bana 4 olduğunu vermiş mi? Vermiş. Eyvallah. Hemen yapıştıralım yerine. Yani şurasını söylüyorum. Bakın. Şurada 4 diye verdiği yer benim elime hazır pay kısmındakinin aynısı. O zaman biz de yazalım onun yerine 4 bölü paydayı 3B eksi 4D'yi de, aa onu da bana vermiş bakın. Şurada 3B eksi 4D'yi 6 diye vermiş. Yani şuradaki 3B eksi 4 yerine ben hop 6 yazacağım. Onu da yazalım. Şu üst kısımda pembe ile yazılan yere 4 yazdık. Şu mavi olan yere, bölgeye kaldırdık. 6 yaz. Geri kalanları da unutmayalım tabii ki. Bunun devamı da yok. Burada artı 2F var paydada. Devam. 1 bölü 8. Haydi şurayı da silelim tekrar hemencecik. Artık buradan topla gel. Yani içler dışlar çarp gitsin. 4 kere 8 32. 1 ile bunları çarptık. 6 artı 2F. 32'yi attık karşıya. 26 eşittir 2F. Sonuç olarak F buradan 13 bulunur arkadaşlar.